Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar. Uzun zamandır beni başka bir yerlerde görmeyi umuyordunuz. Biliyorum. La Casa de Papel'de İstanbul olarak karşınıza çıkmamı bekliyordunuz. Fakat ben buradaydım. Uzun süredir kripto paralar üzerine çalışmalar yürütüyorum. Baktım ki altınla, dolarla, euro ile olacak gibi değil. Ben de İstanbul olarak yönümü kripto paralara yönelttim. Bugün sizlerle birlikte kripto paralar hakkında biraz sohbet edeceğiz. Daha önceden bu kanalda çeşitli kripto para videoları zaten yayınlanmış ama bu benim kripto paralar adına ilk içeriğim olacak. Bu içerikte sizlerle birlikte Ethereum'u tartışacağız. Daha önceki videolarda Ethereum madenciliğinin bittiği hakkında bir söylenti yayılmaya çalışılmış fakat ben buna katılmıyorum. Madencilik tüm hızıyla devam ediyor fakat elbette her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu olacak. Bunu kabul ediyoruz ama denildiği gibi Ethereum madenciliği şu anda bitmiyor. Ben şunu yapıyorum. Kazabildiğim kadar Ethereum'u kazıp kenara atıyorum. Çünkü şu anda Ethereum'un değeri hak ettiğinden çok daha aşağılarda. Ama şu da bir gerçek. Kazım hızları düştü. Yani öncesinde 100 maaşla belki 1 Ethereum kazarken şu anda 0.5 Ethereum kazıyorsunuz. Fakat dolar olarak baktığımızda özellikle geçtiğimiz yıla göre Ethereum'un değeri katlanmış durumda. Bu yıl içerisinde Mart aylarında Ethereum değeri yaklaşık olarak 1500 dolar seviyelerindeydi. Şu anda ise 3000 dolar seviyelerinde. Bu da kazımızı yarı yarıya azalsa bile sizin günlük dolar gelirinizi tolere etmeye yetiyor. Dolayısıyla burada bir gelir kaybından söz etmek çok doğru olmayacaktır. En azından günlük gelirinizi dolar bazında hesaplıyorsanız şu anda herhangi bir gelir kaybı yaşamadığınızı söyleyebiliriz. Fakat ben Ethereum olarak değerlendiriyorum, köşeye Ethereum olarak atıyorum diyorsanız o zaman işler biraz daha değişebilir. Şimdi gelelim analistlerin tahminlerine. Pek çok analist Ethereum'un bu yıl içerisinde 6000 doları göreceğini düşünüyor. Halihazırda önümüzde 90 günlük bir süreç var. Gerçekleşebilir mi derseniz, evet belki gerçekleşebilir. Çünkü kısa süre öncesine kadar Ethereum 1700 dolar seviyelerine geri düşmüştü. Sonra ne oldu? Geçtiğimiz günlerde Ethereum tekrardan 3900 doları zorladı. Yani iki katından daha fazla arttı. Şu anda Ethereum'un değeri 3000 dolar seviyelerinde. Yani ani bir yükselişte bir hafta sonrasına ya da birkaç gün sonrasına 6000 dolar olamayacağının bir garantisi yok. Üstelik Ethereum'daki yeni güncelleme daha tamamlanmış da değil. Bu güncelleme tamamlandıktan sonra muhtemelen Ethereum'un değeri biraz daha artacaktır. Şunu söyleyebiliriz. Halihazırda kripto paralar içerisinde en önemli coinlerden bir tanesi Ethereum. Bu muhtemelen önümüzdeki süreçte de değişmeyecek. Hatta bazı analistlere göre Ethereum Bitcoin'i devirerek en önemli kripto para olacak. Tabii bunu şimdiden kestirmek biraz zor. Çünkü Bitcoin tarafında da inanılmaz rakamlar sarf ediliyor. Kimine göre Ethereum bu sene 6000 doları geçecekken kimine göre ise Bitcoin bir rally daha yapacak ve 100.000 dolar seviyesini geçecek. Halihazırda Bitcoin'in en yüksek değeri 64.000 dolar civarındaydı. Şimdiki noktasına baktığımızda ise 45.000 dolarlarda gezindiğini görüyoruz. Dolayısıyla Bitcoin'in de yeni bir rally yapmaması için bir sebep görünmüyor. Tabii ki kripto para piyasası her zaman risklerle dolu. Özellikle de marjin işlemler yapanlar için risklerin bir hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bizim size önerimiz marjin işlemler yapmamanız. Çünkü marjin işlemlerde paranızın tamamını kaybedebilirsiniz. Fakat bir kripto paraya yatırım yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı düşük yükselse bile paranızın tamamını kaybetme durumunuz ya da olasılığınız çok düşük. Tabii ki burada shitcoin dedikleri altcoin'lerden bahsetmiyoruz. Biliyorsunuz günümüzde bir coin çıkarmak çok da zor değil. Yani bir kripto para birimi yapmak çok da zor değil. Backdoor'larla bazı shitcoin'lerin içini boşaltabiliyorlar. Bu da ister istemez başka sorunları beraberinde getiriyor. O yüzden sadece güvendiğiniz
ve projesinin temeli başarılı olan kripto paralara yatırım yapmanız önemli. Bu noktada farklı kripto paralara yatırım yaptığınızda o zaman kaçınılmaz olan sona doğru ilerleyebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ise sosyal medyadaki şu coin yükselecek, bu coin yükselecek tarzı söylemlere asla kulak asmayın. Çünkü pek çok yatırımcı ya da kendisine analist diyen bu insanlar öncelikli olarak yüklü miktarda coin alıp sonra bunu takipçilerine tavsiye ediyorlar. Takipçileri alım yaptığında bu coin'de ani bir yükseliş oluyor. O anda yatırımcı parasını çekip çıktığı anda da coin çakılıyor. Sonra da diyor ki ben size dedim o seviyelerden kar alıp çıksaydınız. Dolayısıyla burada bu tarz oyunlara gelmemenize dikkat etmeniz lazım. Önümüzdeki süreçte Ethereum'u bozmayıp biraz daha köşede bekletmeniz daha iyi olabilir. Tabii bu tamamen sizin kararınız. Videomuzu bitirmeden önce dipnot olarak paylaşmak istiyorum. Bu videodaki hiçbir unsur yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Böylesine riskli bir piyasada kimse size yatırım tavsiyesi vermez. Önümüzdeki süreçte farklı kripto para videolarıyla tekrardan karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Ciao, 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 ciao